Kurulu'ndan, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden oluşan 5 kişilik heyet bugünden itibaren deprem bölgesine gelmeye başlayacak. Peki bu 5 kişilik heyet ne yapacak deprem bölgesinde? 11 ili de ziyaret edecek 5 kişilik heyet. Öncelikli olarak ilçe seçim kurulları ziyaret edilecek. Çadırlar, konteynerler ziyaret edilecek. Çadırlara, konteynerlere gidilecek. Tabii ki öncelik gaye seçimde güvenliği sağlamak. Afet bölgesinde seçim öncesi ve seçimde güvenliği sağlamak öncelikleri arasında. Deprem bölgesinde 11 ilde, ilçede seçimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, güvenli bir şekilde seçimin yapılabilmesi için bu 5 kişilik heyet buralarda incelemelerde bulunacak ve tabii ki hangi ilçelerde, nerede, nasıl sandıklar kurulacak, o sandık kurulları kurulacak, nasıl kurulacak ve bunlar tabii ki incelendikten sonra, çalışmalar yapıldıktan sonra rapor edilecek. Şunu da söyleyelim, Yüksek Seçim Kurulu zaten daha öncesinde deprem bölgesine heyet göndermişti ve o heyet önden bir çalışma yapmıştı. 11 ilde, 140'ın üzerinde ilçede, il ve ilçede yine adliyelerde çalışmalar yapılmıştı ve orada bir rapor çıkarılmıştı zaten. Eksikler neler, seçim öncesinde ve seçim sırasında gerekli araç gereçler neler, eksikler neler, bunlar zaten bir rapor edilmişti. Elbette ki önden edilen raporun eksikleri de bu heyetin gelmesiyle birlikte giderilmeye çalışılacak. 9 milyon vatandaş ve 96 milletvekilini ilgilendiriyor afet bölgesinde. 9 milyon vatandaş ve 96 milletvekilini ilgilendiriyor afet bölgesinde bu seçim diyelim. Tekrar edelim, bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu'ndan, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden oluşan 5 kişilik heyet deprem bölgesine gelmeye başlayacak ve seçim için, güvenli, sağlıklı bir seçimin oluşabilmesi için, seçimin yapılabilmesi için çalışmalarda bulunacak ve rapor edilecek. O raporda daha sonrasında sunulacak ve gerekli eksikler giderilmeye çalışılacak diyelim ve sözü size bırakalım. Peki.